Herkese merhaba, herkese merhaba. Arkadaşlar, annesi ölen yavru tavşanlara nasıl bakılır adlı videoma hoş geldiniz. Bugün benim başıma gelen bir olayı sizlere aktaracağım, yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım başınıza gelmez böyle bir şey ama geldiği zaman da yavru tavşanlarımızı ölüme terk etmeyelim. O yüzden umarım faydalı olur, umarım işinize yarar. Ki inşallah yarayacaktır. Annesi ölen yavru tavşan için ne yapabiliriz? Öncelikle elimizdeki imkanlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Elimizdeki imkanlardan kastım şöyle. Keçi sütünüz varsa ya da temin edebilirseniz. Ayrıca veterinerlerde süt dozu bulunuyor. Yani durumu belirtirseniz zaten veterinerlere. Size onun için gerekli olan süt dozunu verirler. Ayrıyetten belki destekleyici birkaç vitamin de verebilirler. Ama ben şu an elimde olan imkanları kullanacağım. Keçi sütü var bende işte. Şöyle aşağı yukarı orantılı vermeyeceğim. Siz ayarlarsınız. Yarım çay bardağı keçi sütüne. Yani keçi sütü şuralardaydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu civarlarda keçi sütü doldurdum. Şu üstüne kadar da sıcak suyla ılıttım. Yani 3'te 2'si keçi sütü, 3'te 1'i de normal sıcak su. O şekil karıştırdık. Öyle devam ediyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar, besleme programını ben şöyle belirledim. Günde 3 kere sabah. Erken saatlerde 8 gibi, öğleden sonra saat 3 gibi ve akşam saat 10 gibi, yani günde 3 posta veriyorum. Şu an hala göstereyim size, süt istiyor. Şöyle bakın. Alıştırması çok kolay. O konuya daha sonra geleceğim. Şimdi şöyle, nasıl veriyorum, ne kadar veriyorum arkadaşlar? Şu şırıngayı, dur bakayım, dur. Şu şırıngayla arkadaşlar şöyle. Sabah, öğle, akşam 2 milim veriyorum ben. 2 milimin üstüne çıkmayalım lütfen. Yani hayvan ishal olabilir. İshal olursa zaten bunların bünyeleri. Yani avuç içi kadar hayvanlar. O yüzden sıkıntı yaşatabilir. Yani 2 milimin üstüne çıkmayalım. Hatta 2 milimden de az verirseniz olur yani. Sıkıntı yaşamaz. Ölmez yani. Açlıktan. Çünkü günde 3 posta veriyoruz. Yani zaten bünyeleri de ufak olduğu için her türlü yetiyor diye düşünüyorum. Yine danıştığım kişiler de oldu. O şekilde karar aldık. Anneleri de işte yaklaşık bir hafta önce öldü. Yani henüz neden öldüğünü anlayamadım ama herhalde bir iç bağırsak problemi oldu. Kabız gibi bir şey oldu, anlayamadım ama öldü maalesef. İş bize düştü artık. Bununla işimiz bitti. Bunu emdedim. Şimdi yenisini getireyim. O şekilde uygulamalı göstereyim ben size. Bu arada 9 tane yavru var. Yani işimiz biraz zor ama değer. Yani ortada can var sonuçta. Arkadaşlar 2 milimlik bu öğle beslemesi. Sabah vermiştik. Şimdi öğlede sıra. Öğleyi de veriyorum. Bir de akşam vereceğim. Saat 10 gibi. Şimdi ilk kez vereceğiniz zaman arkadaşlar tanımaz zaten. Anne memesine alışık olduğu için tanımayacaktır. Kaçabilir, korkabilir. Sütü ağzına değdirin. Sütün kokusunu aldığı zaman zaten her türlü gelip siz istemeseniz de içecek onu. Gösteriyorum şu şekilde. Yavaş yavaş milim milim içmesi gerekiyor. Şu an süt gelmedi, bırakacaktı. Başladık arkadaşlar şimdi. Böyle yavaş yavaş hem alışmış oluyor hem yavaş yavaş içiyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor bu şekilde. Bayağıdır da tavşanlarla ilgili video çekmemiştim. YKS'ye hazırlanıyordum. Üniversite süreci oldu. Üniversite kazandım. Şu an hala online derslere devam ediyoruz. O yüzden pek ilgilenemedim. Yine sorularınız falan olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz.
kanalda abone olup takip edebilirsiniz yeni videoları. Elimden geldiği kadar yani tavşanlar konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu an yavaş yavaş içiyor. 1 milim kaldı. Bunu gösterdikten sonra arkadaşlar videoyu keseceğim. Yani merak ettiğiniz bu konuyla alakalı her şey bu videoda var. Baştan sona kadar izleyin. Sabah, öğle, akşam 2 milim olacak. Üstüne çıkmayalım. 6'da olabilir, 1,5 milim olabilir. Yani tavşanın göz kararıyla boyutuna bakın. O şekilde karar verebilirsiniz. Tavşanı sıcak yerde tutalım. Bunlara ekstradan vermek isterseniz tavuk yemleri oluyor ufak ufak. Onlardan verebilirsiniz. Ayrıca kuru ot varsa ve kuru ekmek önüne koyun ki yani temel gıdalara da geçsin, alışsın yani. İyi olur. Destekleyici olur yani sütün yanında. Değil mi oğlum? Al bakayım aralarında. Dediğim gibi arkadaşlar sorularınız olursa lütfen bana Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. YouTube kanalım hakkında kısmında Instagram hesabım var, oradan ulaşabilirsiniz. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Yani tavşan hastalıkları konusunda da lütfen dikkat edelim, özellikle mantara. Yani çok o konuda mesaj geliyor. Yani üzülüyorum yani, dikkat edin mantar için. Şunu içirelim, videoyu kapatalım. Karnı tok herhalde. Temel gıdalardan da yedikleri için olabilir. Fazla zorlamayacağım. İçtiği kadar. Şırıngayı da sabit tutuyorum. Yani garip tutuyormuş gibi görünüyor oradan ama milim milim verdiğim için bir anda ağzına gitmesin diye o şekilde tutuyorum. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Bitirmek üzere. Bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar, yani belki de en önemli hususu unuttum ben. Kesinlikle yeşil ot vermiyoruz. Önüne su koymanıza gerek yok. Zaten sütle beslendikleri için şu an. Büyüdükleri zaman su koyarsınız arkadaşlar. Şu an hiç gerek yok suya. Ama yeşil ot kesinlikle vermiyoruz. Eğer ishal olurlarsa maalesef yani çok zor artık işimiz. Bu arada bitti arkadaşlar. Bitirdi. Bir de akşam vereceğiz. İşte bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyürler. Hayatlarına devam ederler. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yine bu konu hakkında, tavşanlar hakkında merak ettikleriniz olur. Sorarsanız Instagram hesabım hakkında kısmında var. Oradan mesaj atabilirsiniz. Bu videodan da bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tavşanlarınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.